Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yiyenlerin lezzetine hayran kalacağı çıtır mı çıtır kruvasan börek tarifim var. Yiyenler bu böreğin asla hazır yufkalı olduğunu anlamayacaklar. Mutlaka tarifimi videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Sizler böreğin çıtırtısını dinlerken ben de tarife geçiyorum. Böreğin sosu için 1 su bardağı yoğurdumuz var, yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 şişe maden sodası var. Bu malzemeleri bir çatal veya çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Börek için 5 tane yufkaya ihtiyacımız olacak. Malzeme listesini yine açıklama kısmından bulabilirsiniz. İlk yufkayı tezgahın üzerine serelim ve yapmış olduğumuz sosu bu yufkanın her yerine gelecek şekilde ekleyelim ve fırça yardımıyla güzelce sürelim. Daha sonra ikinci yufkayı da dikkatli bir şekilde bu yufkanın üzerine alalım. Ve yine sostan kaşık yardımıyla döktükten sonra fırçayla her yerine gelecek şekilde sürelim. Hiç boşluk kalmasın, böreğimiz kuru olmasın. Üçüncü yufkayı da dikkatli bir şekilde diğer yufkaların üzerine alalım. Yine bu sostan üzerine ekleyelim. Fırça yardımıyla sürelim. Dördüncü yufkayı da aynı şekilde sos sürdüğümüz yufkaların üzerine alacağız. Ve yine bu malzemeden ekleyeceğiz. Bu arada sadece 4 kat yufkanın üzerine sos süreceğiz. O yüzden sosunuzu ona göre ayarlayın. Hiç sos kalmıyor. O yüzden 4 kat yufkanın arasına sos sürecek şekilde sos malzemesini ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi kuru kalmasın. Her yerine güzel bir şekilde gelsin sostan. Dördüncü yufkanın üzerine de sosu sürdükten sonra en son artık beşinci yufkayı diğer yufkaların üzerine alıyoruz. Bu kata sos sürmüyoruz. Yufkalara şekil vermek için artık bıçakla kesebiliriz. Yufkayı ilk olarak 4 eşit parçaya bölelim. Daha sonra bu 4'e böldüğümüz parçaları da 6 parçaya ayıracağız. Küçük dilimler oluşturacağız. Toplamda 24 tane börek sarmış olacağız. Yufkaları küçük üçgenler halinde kestikten sonra içerisine iç malzeme koyuyoruz. Ben köy peyniri kullandım. Bu da beyaz peynir gibi böreğin içinde eridiği için. Dilerseniz sizler beyaz peynir ya da kaşar peyniri ekleyebilirsiniz. Birer kaşık tüm yufkaların üzerine geniş kısmına bu iç harçtan ekleyelim. Dilerseniz peynirine maydanoz da ekleyebilirsiniz.
Bu şekilde peynir eridiği zaman çocuklar içinde peynir olduğunu anlamıyorlar. İç harç koyduğumuz yufkaların uç kısımlarından biraz katladıktan sonra yufkaları sıkıca saralım. Yufkanın dilimleri size küçük gelmesin. Bunlar piştikten sonra bayağı bir kabarıyor. Ve porsiyon olarak da çok ideal oluyorlar. Tüm yufkaları aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz. Börekleri sardıktan sonra buzdolabında dinlenmek üzere kaldırıyoruz. En az 30 dakika dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ben bir sonraki gün pişireceğim için bir gece beklettim dolapta. Sizler de benim gibi yapabilirsiniz. Misafiriniz için taze taze pişirmek üzere bir gece önceden sarıp buzdolabında dinlenmek üzere kaldırabilirsiniz. Ama dediğim gibi aceleniz varsa 20 saat kadar dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Buzdolabında kaldırıyorum. Şimdi böreklerim dinlendikten sonra üzerine soslamak üzere tekrar bir harç hazırlıyorum. Bir su bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ. Bunları bir çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Daha sonra sarmış olduğumuz börekleri bu suyun içerisine daldırıyoruz. Her yerine gelecek şekilde yine güzelce sosa buluyoruz. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine dizelim. Mutlaka yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü börekler soslu olduğu için fırın tepsisine yapışabilir. O yüzden fırın tepsisine yağlı kağıt sürmenizi tavsiye ederim. Tüm börekleri bu sosun içerisine güzelce bulayalım. Böreklerimi hazırladım. Fırımı da 180 dereceye getirdim. Böreklerin üzerleri nar gibi kızarana kadar fırında pişirmeye gönderebiliriz. Böreklerimiz fırında pişerken bu 5 kat yufka kat kat oluyor. Gerçekten hem görüntü olarak hem de lezzet olarak çok güzel bir börek. Dilerseniz sosa bulamadan buzluğa kaldırabilirsiniz. Yapacağınız zaman bu sosa bulayıp pişirebilirsiniz. Her iki şekilde de uygulayabilirsiniz. Böreklerimiz pişti. Şu an çok sıcaklar. Bu şekilde biraz dinlendireceğim. Üzerine bez örtmüyorum yumuşamaması için. Çıtır çıtır kat kat şahane bir börek oldu. Mutlaka deneyin bu böreği. Zaten çıtırtısı her şeyi anlatıyor. Ve asla yumuşamıyor. Öyle söyleyeyim size. Çıtırtısı piştikten sonra beklerken bile yumuşamıyor. Ben piknik için yapmıştım. Yiyenler çok beğendi. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin. Dediğim gibi piknik için yaptığımdan börekleri çok fazla bölüp parçalayamadım. Ama çıtırtısı her şeyi anlatıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum bu böreği. Ramazan için de oldukça kurtarıcı bir tarif olacaktır. Dediğim gibi sarıp buzluğa kaldırabilirsiniz. Yapacağınız zaman 20 dakika önceden çıkarmanız yeterli. Daha sonra sosa bulayıp fırına atabilirsiniz. Dilerseniz iftara, dilerseniz de sahur için pişirebilirsiniz. 5 tane yufkayı birden sarıldığı için de oldukça pratik bir tarif. O yüzden denemenizi, uygulamanızı tavsiye ederim. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.
Kanalıma abone olmayanlar sağ alttaki abone ol butonuna tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.